DEP'in projelerinden beğendikleriniz hangileri hocam? Abi aklına gelenler varsa paylaşabilirsin. Ben de arkadaşlara bir metot göstereceğim ondan sonra. Ya şimdi şu var. Evet, DEP'in benim beğendiğim bir kategori. Bence çok da istikballi bir kategori. Ama bir sürü kategori var. Yenileri çıkıyor, trendler çıkıyor. Mesela BRC20 kategorisi. Ya beni çok çekmiyor. Trend olacak mı? Bitcoin'le bir yerlere varacak mı? İşte şey kategorisi, yine side chain kategorileri. Evet, yatırım yaptığım proje de var. Ama çok fazla böyle yana yakıla o kategorilere girme fırsatı bulmam mümkün değil. Çünkü hoşuma giden daha gerçek dünyaya yatkın. Mesela RWA kategorisi. Bugün bir tane daha paylaştık. Ya oralarda belirli bir donanıma sahip oluyorsun. Ne arayacağını biliyorsun. Birçok yayılamayız. Ama biz de biliyoruz. Şu an mesela Render çok iyi gitti. Çok iyi yerlere geleceği söyleniyor. Hala bu kadar yüksek market kapına rağmen hala daha çok iyi seviyelere olduğu yerden yükseleceği söyleniyor. Veya Clor. Clor henüz daha o kadar çok fiyatlanmadı. Tokenomics'i birazcık satış baskısına sebep oluyor ama 85 milyon dolar market kapıyla şu an piyasada kendine yer açmaya çalışıyor. İyi de gidiyor diye düşünüyorum. Clor.ai, bunu zaten paylaşmıştık Discord kanalımızda. Depin projesiyle. Ondan aşağı market kap olanlara biraz dikkat edin. Çünkü bunlar gerçekten eğer yeteri miktarda GPU gücü toplayacak platforma entegre olacak işlem gücü sağlayacak insanlar olursa fiyat şey yapacak, bu hizmetleri satabilecekler. Bu da çok ciddi bir marketing istiyor açıkçası. Yani DEP'in projeleri öyle yaptım çıktıdan ziyade arkasında büyük yatırımcılar veya reklam güçleri olan projeler daha çok ön planda olacaklar. Bunda da bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü o altyapı olmadan o hizmeti veremeyecekler. Ya fikri beğendirip melek yatırımcı, VC'ler falan filan onlardan alacakları paralarla bir marketing yapacaklar. Ya da işleri çok zor. O detayı sizle paylaşmak istedim. Eyvallah. Eyvallah abi. Ben de arkadaşlar bir metot göstereyim size. Bu çok yani çok genel geçer bir şey göstereceğim. Eminim faydası olacaktır. Bakın bu kategorilerle alakalı o kategorilerde hangi varlıklar var diye bakmak istediğinizde çok basit bir metodu var. Bu işi CoinGecko çok güzel bir şekilde yapıyor. Google'a yazın Depin CoinGecko. Direkt şöyle gelip bu arayüzden kategoriler bölümünden de seçim yapabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangi kategori ise Layer 1, DFF, işte Onunla MEM, ilgili benim bir tweet'im var. NFT. İstiyorsan bir yarın retweet falan yapabilirsin herhalde. Tamam abi, Aşama aşama hepsini unutmazsak gösteriyor. yaparız. Hatırlıyor musun? Evet, ben hatırlıyorum yani burada yeri gelmişken Aynen. arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Mesela girdik. En iyi Depin coin'ler. İşte Render mesela en üste çıkıyor. Filecoin, Theta Network, Akash Network. Bunlar hani popüler olanlar. IOTA, nitekim geçen bu adam beri var IOTA biliyorsunuz. Ocean Protocol, bu da bizim Bülent abiyle beğendiğimiz ve 2021'de falan yatırım yaptığımız bir proje bu. Evet, artık yok Arkadaşlar ama. Anchor Network var. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla burada Depin projelerin hepsini görebiliyorsunuz Evet, arkadaşlar. ama bir Bunları şeye dikkat etmeleri lazım sevgiler. Çok özür dilerim. O da her depin yazana da inanmayın. Yani bunun belirli bir kriteri var. Hiç Evet. anlamıyorsanız ChatGPT'ye girin. Bir projenin depin kategorisine dahil olması için hangi gereksinimler lazımdır diye sorun. Size anlatacak. Mesela Ocean Protocol aslında Big Data projesi ama Depin'le çok alakalı olduğu için Evet. yan kategori diyebiliriz. Depin diye de oraya eklemişler. Aslında doğru bir kategori değil Ocean Protocol için orada yazması. Eyvallah. Diğer sorumuz. Çok Çünkü benzer bir soru. fiziksel, merkeziyetsiz fiziksel şey, decentralized physical infrastructure, altyapı. Yani fiziksel makinaların hizmet verdiği o kategoride olması için bu olması lazım aslında. Bilgisayar Eyvallah. Şimdi merkez notlarla katılacak validatör olarak falan. Bilgisayarlarının işlem güçlerini en fazla şu an popüler olan o. Render'ın yaptığı GPU işlem güçlerini falan satın alıyor insanların bilgisayarlarından. eyvallah.